Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Sizlere geçen hafta bir söz vermiştim. Demiştim ki eğer EA Sports bu cumaya kadar oyun açıklarını düzeltmezse hepsini paylaşacağımı söylemiştim. Zamanı geldi. Hepsini şimdi sizlerle birlikte paylaşıyorum sevgili dostlar. Öncelikle bu videoda neler olacak? Bu videoda Foot Champions kaybetmeme hilesi, Division Rivals bedavadan puan hilesi, yani sınırsız paket açabileceğiniz bir hile. Onun dışında fitness, sınırsız fitness yapabilme ve sağ aşağıda görmüş olduğunuz Foot Champions Qualification puanı kasabilme. Bunların hepsini yapabileceğiniz arkadaşlar. İki tane metod anlatacağım. İlk metodum kolay, ikincisi birazcık daha zor ama daha etkili. Daha basit diyebilirim yani. Ya şöyle, yapımı daha basit ama setup'ı daha zor. O şekilde söyleyeyim. O yüzden sizlerden önceki bir şey rica ediyorum. Arkadaşlar 4-5 sene, hatta 5. senem bu. 5 senedir arkadaşlar Türkiye'de ve dünyada ilk olmak üzere glitch'ler paylaştım. Ya bunları ben İngilizce paylaşsaydım şu anda en az abonem 1 milyondu. Şaka yapmıyorum, gerçekten 1 milyondu. Hani iyi ki Türklerle paylaşmıyor. Abone benim için çok umurumda değil. Ama sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Çünkü YouTube algoritması böyle çalışıyor. Bir video ne kadar beğeni aldıysa o kadar öneriliyor. O yüzden bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir şey kaybetmezsiniz. Yarın da Road to Zidane serimiz başlıyor. Haberiniz olsun. O zaman direkt videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk metodumuz telefonla yapılacak. Telefonla nasıl yapıldığını şimdi sizlere anlatacağım. Bende arkadaşlar Samsung Galaxy Note 9 var. Sizde iPhone 6 olabilir. Ya da sizde iPhone 11 olabilir. Yani her telefonda farklılık gösteriyor. Ben size yapabileceğiniz metotları anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar telefonu açıyorsunuz. Telefonu açtıktan sonra ayarlara gidiyorsunuz. Bağlantılar, ben Samsung olarak anlatıyorum. iPhone'da da zaten biliyorsunuz yapılacağını. Burada mobil erişim noktası var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Mobil erişim noktası diye bir şey var arkadaşlar. Bu hotspot demek. Yani siz direkt kendi telefon modeliniz, boşluk, hotspot nasıl açılır yazarsınız bulabilirsiniz. Hotspot demek arkadaşlar internet demek. Bakın ben şu anda kendi telefonumdan bir internet açtım. Şimdi PlayStation'a geliyorsunuz arkadaşlar. Direkt PlayStation'dan buradan ağa giriyorsunuz. Ondan sonra internet balansını ayarla diyorsunuz. Wi-Fi diyorsunuz. Buradan özeli seçmeniz gerekiyor. Özeli seçiyoruz sevgili dostlar. Hatta özel gerek yok. Kolay seçelim direkt. Direkt onlara hiç gerek yok. Spesifik detaylar. Kolay seçiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Buradan şu an sizin telefonunuz sizin modeminiz oldu. Yani senin telefonun şu an senin modemin güzel kardeşim. Öyle izah edeyim sana. Buradan hemen Android'e giriyorsunuz. Android hemen şifremi giriyorum. Şifremizi girdik. Şu anda devam ediyoruz arkadaşlar. Kolay seçtik. Kendi hotspotumuzu seçtik. Hemen direkt şu anda bağlantımızı kurduk sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda eSports serverları değiştirdi arkadaşlar. Şimdi Division Rivals ve Foot Champions serverları aynı ama çalışma prensipleri farklı. Foot Champions'a herhangi ufak bir network kesintisi olsa bile kesiyordu interneti önceden. Şu anda birazcık daha değiştirdiler. Division Rivals ve Foot Champions daha hızlı kesiliyor. Bilginiz olsun, o yüzden bu zaten bizim işimize geliyor. Şimdi bu menüye geldikten sonra arkadaşlar şu şekilde şurayı kapatalım hemen. Çünkü maalesef arkadaşlar eSports beni sevmediği için banlıyor. Hemen şunu şöyle bir editleyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın, zamanınızı aldım. Evet, şimdi buraya kadar geldik. Şimdi internetimize bağlanacağız arkadaşlar. Normal Ultimate Team'imize bağlanacağız. Hemen R tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Analogda şu tuş. Sağdaki analogun üstü. Hemen buna basıyorsunuz. Sağdaki analogun üstüne basmış olduğunuz zaman sizi de otomatik olarak yayın serverlarına atacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi serverla bağlantımız kuruldu arkadaşlar. Hemen şunu şöyle çekebilirim. Geçen sene dünyada ilk Squad Battle glitch'ini atmıştım. Top 100 yapabiliyordunuz. EA Sports hemen hesabımı banlamıştı. O yüzden fazla riske etmek istemiyorum arkadaşlar. Banlasalar da banlasa çok umurumda değil gerçi ama yine de olsun, biz önlemimizi alalım. Bu şekilde arkadaşlar Ultimate Team moduna normal şekilde girdik. Şimdi yapmamız gereken şeyleri ben size teker teker anlatacağım. Lütfen beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Siz eğer fitness'ınızı fulllemek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle bir ilk 11 oluşturuyorsunuz ve bu ilk 11'de sizin hani rastgele oyuncular koyuyorsunuz. Sizin normalde fulleyeceğiniz oyuncular dışında. Mesela bu alttaki 11 oyuncu benim normalde A takım oyuncum. Bunlar arkadaşlar ben fulllemek istiyorum. Kimyaların şeylerini göstereyim size, kaç tane fitness'ların olduğunu, ne kadar fitness'ların olduğunu. Şimdi ben bunları fulllemek için bunları yedekleri ve rezervleri sıkıştırdım. Ardından buradaki oyuncuları koydum. Şu anda benim bu ikinci kadrom arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra Division Rivals'a geliyoruz arkadaşlar. Şimdi Division Rivals'a şunu da göstereyim size. Şu an Division Rivals'ta şöyle giriyorum. Bakın 10.550 haftalık ilerleme puanım var. Ve 387 de Foot Champions puanım var. Şimdi maça giriyorum arkadaşlar. Bu rakamları aklınıza tutun. Bakın hiçbir şey kesmiyorum. Hiçbir şey kesmiyorum. Tamamen normal olarak anlatıyorum arkadaşlar. Şunu şöyle yapıp hemen maça başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda normal hani... Adam oyundan çıktı bu arada, what the fuck. Normal şekilde maça gireceğiz.
Şöyle bir girelim artık. Hadi abicim. A gayret koçum. Heh. Şu anda arkadaşlar normal maça girdik. Bakın adamın kadrosunu görüyorsun. Hewitt'in sonlar falan. Bir de ne basmış? Bir de attribute basmış. Allah seni ne yapmasın. Görmüş olduğunuz gibi Lang'le Kimpembe falan, Martial, Aubameyang, Son. Niye basmış şey attribute'ları da çok da bir bilgin veya kulü yok açıkçası. Şimdi maça girdik. Bakın. Burada şu menüyü görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. Bu hotspot'u açıp kapatma yeri var. Tam şurada bakın. Parlos'a göstereyim. Tam şurada. Şimdi bakın ben buradan hemen maça başladık. Sizin önünüzü gözünün önünüze yapacağım, tamam mı? Bakın bunu bak görüyorsunuz. Şöyle bak göstereyim. Deaktive ettim, aktive ettim. Bakın bunu hemen yaptım ve maç şu an dondu. Gördünüz. Deaktive ettim, aktive ettim. Maç şu an dondu. Hemen bunu yapmanız gerekiyor. Ve rakipte olan bazınız kesildi. Kazanılan kaybedilen belli olacak diyor. Sizi şu an maçtan attı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar üzerine bir de coinslerinizi verdi. Devam ediyoruz ve ilerlediyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın hemen ilerlemeleri göreceksiniz zaten sizlerde. Bakın hemen ilerlemeler geliyor. Foot Champions 387'den hop 26 verdi. 413 oldu. Hemen bunu geçiyoruz. Bu da 10.550 idi sevgili arkadaşlar. Hop 300 daha verdi ve 10.850 oldu. Yaklaşık 20 saniye içerisinde bunlar halloldu. Şimdi geliyorum arkadaşlar hemen kadroma. Hemen kadromuza geldik. Ve biz şu an bu yedekteki oyuncuları fullleyecektik değil mi? Şöyle yakın bakacağım, kusura bakmayın göremiyorum ben. Bakın hepsi hemen arkadaşlar 99 oldu. Bu kadar basit. Kondisyona para vermedim. Rivals puanımı fullledim. Foot Champs puanımı fullledim. Görmüş olduğunuz gibi çok basit. Şimdi bundan nasıl haftalık 250k 300k kasılır? Şöyle. Ben size hatırlayacağınız gibi bir SBC taktiği vermiştim. Hepiniz en hesaplar açmıştınız. Babacığım şimdi giriyorsunuz hepiniz en hesabınıza, tamam mı? Bu metodu yapıyorsunuz. Her ay, her hafta 6 tane hesabınızdan rank 1 ödülü açabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz nakit coin de alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani 6 tane hesaptan rank 1 yapıp ödülleri ve paketleri açabiliyorsunuz. İşte bakın bu böyle bir glitch. Coin de kasabiliyorsunuz ve paketten Ronaldo çıkarırsınız. Çok daha fazla coin kasabilirsiniz. O yüzden bu metodu kullanarak bu şekilde her hafta en az 200-250k vurgun yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu hesabımıza ben bu şekilde arkadaşlar günde, bunun sınırı var bu arada. Günde 15, hesap başı günde 10 maç falan yapın bu şekilde. Maksimum 15 olsun, fazlasını yapmayın arkadaşlar. Bütün hesabımız 6 tane hesap açtınız PlayStation'da, 6 tane Ultimate Team'iniz var. Girdiniz arkadaşlar bu şekilde, hepsinde rank 1 yaptınız. Perşembe sabahı bütün paketlerinizi açın, tertemiz coinlerinizi kazanın. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bunu Foot Champions'a nasıl kullanıyorlar? Foot Champions'a siz bunu nasıl kullanarak daha fazla galibiyet alabilirsiniz? Şimdi arkadaşlar şu şekilde oluyor. Şöyle sizlere bir öncelikle şeyi gösterelim. Bakın buradan geliyorsunuz arkadaşlar. İlk yüze geldiniz. Burada bir sürü işte 30'a 0'lar, 29'a. Bu tabii daha şu an cumartesi olduğu için böyle. Yarın girdiğiniz zaman arkadaşlar burada belki 80 tane 30'a 0 adam olacak. Şimdi bunların hepsi hakkının, bileğinin hakkıyla oynayıp bunu yapmıyor. Zaten bunun kanıtları da var arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz ifşalar olmuş. İşte adam kaybediyorken çıkmış. Maç başına çıkmış falan. Bunu nasıl yapıyorlar? Siz bunu nasıl kullanabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Foot Champions'e girdik arkadaşlar. Şu an bizim kadromuz bu şekilde. Foot Champions'da iki türlü olay var. Bir, server kötüyse direkt oyundan çıkmanızı sağlıyor. İki, karşınızdaki rakibin kadrosu çok iyiyse çıkmanızı sağlıyor. Şimdi bunu ben neden yapmanızı veya neden paylaşıyorum? Şundan dolayı paylaşıyorum. Bu oyun pay to win bir oyun arkadaşlar. Yani para veren adamın kadrosu iyiyse çok üstün oluyor. Ve EA Sports bunun matchmaking'ini yani maçı yaratırken adamın kadrosu iyi mi kötü mü diye bakmıyor. Yani bazen siz belki çok ufak bir kadroya girmişken karşınıza Vieira'lar, Hulit'ler, Ronaldo'lar, Messi'ler falan geliyor. Böyle bir oyundan zaten sizin zevk almanız imkansız. Hani karşıdaki rakibiniz ne kadar kötü olursa olsun sizlerden o maçta galibiyet almanız çok zor. Şimdi bakın ben burada direkt maçı aratıyorum sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi maçı bulduk. Giriyoruz dedik maça. Hemen şöyle maçımıza girelim. Ha gayet abicim. Bir de şu oyunun şurasında şu basmenler oluyor, hasta ediyorlar beni. Evet. Şu anda maça girdik. Bakın biz bronz kadroya girdik. Adamın kadrosunda işte diyelim örnek veriyorum. Şimdi Aubameyang var. Ne bileyim işte Agüero var. Sağda Messi var. Solda Neymar var. Hani çok üstün bir kadro var bana göre ve ben bu kadroyla oynamak istemiyorum. Tamam. Şimdi işte şimdi oyun açığımız senin işine yarayacak güzel kardeşim. Şimdi bakın pro player'ler ne yapıyor onu söyleyeyim. Pro player'ler giriyor. Burada PSN'leri görüyor. Onlar zaten çoğu PSN'leri ezberlemiş. Bu adam diyor iyidir abi. Kalın diyor. Elit diyor. Hop kesiyor internet hemen. Hiç onunla maç yapmıyor. Yani zor adamlarla maç yapmıyor. Veya biliyorsun ki Foot Champions'da her maç server'ın hızı değişiyor arkadaşlar. Server'ın hızı değiştiği zaman adam oynamak istemiyor ve bu şekilde yapıyor. Şimdi nasıl yapacağım? Yine ben maçı oynamak istemiyorum. Kestim. Açtım telefondan.
Bakın kestim açtım. Yine maç dondu. Görmüş olduğunuz gibi. Benim maçtan atacak birazdan arkadaşlar. Evet, rakipte olan Mountains kesildi. Kazanan kaybeden sonra belirlenecek diyor. Ve ben şu an maçı oynamadım arkadaşlar. Belki bu adam top 100 oyuncusuydu. Belki bu adamın kadrosu çok iyiydi. Ve ben maçı oynamadan bu şekilde çıkabildim. Bunu neden, nerede kullanabilirsiniz? Dediğim gibi ya adamın kadrosu sizden çok iyiyse. Ya da bazı maçlarda gerçekten server çok ağır oluyor. Çok ağırsa. Bunu bu şekilde kullanın. Ve lütfen eğer bunu kullanıyorsanız ve bir Türkiye'ye denk gelirseniz çıkın abicim maçtan. Yani birbirinizi yenmeyin oğlum, gidin. O kadar yabancı oynayan adam var. Gidin yabancıları yenin. Yani Türk, madem Türksünüz, bırakın herkes kendi maçını oynasın. Belki adam o maçta galibiyet alacak. Yani lütfen Türklere karşı yapıyorken bunu arkadaşlar göz önünde bulundurun. Kendi vatandaşınızı, kendi bayrağına sahip, kendi kanına sahip insanları yenmeyin. Gidin yabancılarla oynayın, onları yenin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu ilk metotta arkadaşlar bu şekilde hem coin kasıp hem de Foot Champions'ta yenilmeme şeyini yapabiliyorsunuz. Evet sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi sizlere metotları gösterdim. Bilgisayar metodunu göstermeme karar aldım. Neden derseniz hem bilgisayarınızda çok fazla şey kurmanız gerekiyor. Hem bilgisayarınızda işte de güvenlikleri falan deaktive etmeniz gerekiyor. Hem bazı spooflar yapmanız gerekiyor. Bu çoğu kullanıcı için hem zor hem de bilgisayarınız kullanışsız bir hale geliyor. Verilerin kullanılmasından dolayı. Bu yüzden arkadaşlar siz bu şekilde yapın. Hani düşündüm ben az çok, hani ileriye dönüp düşündüğüm zaman bu daha zararlı bir şey olacak. Bundan dolayı bu şekilde en basit halde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim bu telefon olayına. Şimdi herkesin telefonu da aynı şekilde çalışmayacak. İşte yeni nesil telefonları 4.5G kullanılıyor, 3G oluyor, 5G, 10G, yani envai çeşit işi var. Şimdi bunların hepsini nasıl çalıştırabilirsiniz? İlk metot benim gösterdiğim gibi hotspot'u açıp kapatma. Bu bende çalışıyor abi. Bu sende çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum. Eğer sende çalışmıyorsa şöyle bir şey yapabilirsin. Telefonunuz eskiyse böyle oluyormuş. Arıyorsunuz mesela, hotspot açık ya şu an. İnternet açık. Ben gidiyorum bir numarayı arıyorum. Numarayı aradığım zaman eskilerden hatırlayacağınız gibi telefon interneti kısıyordu. Benim iPhone 4.5G diyorum. iPhone 4S'im vardı. iPhone 4S'te mesela ben hotspot açıkken arama yaptığım zaman interneti kısıyordu. İnterneti kıstığı için beni maçtan atıyordu. Bakın böyle de olabilir. Onda ne yapmanız gerekiyor? Aradınız, baktınız internet gidiyor, hemen kapattınız, maçtan atacaksınız. Bu şekilde olabilir. Benim gibi aç kapat yapabilirsiniz. Ya da telefonunuzu arkadaşlar alın, tamam mı? Telefonunuzu alın, uzağa gidin. İşte evde başka bir odaya gidin. İnternetle, yani PlayStation ile internet arasında bir şey olsun, kopukluk olsun. Gidin, hemen geri gelin. Yani bunun olması için, size bahsetmiştim yani serverda yani iki tarafın bağlansan birinin hafif bir şey olunca maç kesiliyor diye. Sizin internetiniz, yani bu telefonunuzdan PlayStation'ın arasında bir türlü kopukluk olması gerekiyor. Ha bunu buradan kapatıp açarak yaparsın. Ha eski telefonun varsa arayarak yaparsın. Ya da uzağa giderek yaparsın. Bu tamamen size kalmış. Ya da işte ne bileyim dolaba falan koyuyor. Şu neydi o lan buna? Bazanın altına falan koyuyor. Bir şekilde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun metodu bu şekilde. İnsanlar işte bu şekilde 30-0 yapıyor. Hani ben burada doğruları paylaşıyorum. Bu insanlara acı veriyor. Yani bana Twitter'dan atıyorlar. İşte nasıl 30-0 yaptın falan. Abi yani tamam herkes inanır. Ben inanmam ama yani öyle söyleyeyim. Çünkü ben biliyorum abi, ben bu oyunda çok fazla oyun açabiliyorum. Hepsini paylaşamıyorum. Ama paylaştıklarım bunlar arkadaşlar. Zaten bunlar hepinize yeter. Her hafta gidin Division abisen rank 1 yapın. İşte her hafta gidin Foot Champs'te bunu yapın. Maçı oynamadığınız kötü maçları oynamayın. İşte Foot Champs'e katılma için bunu yapın. Fitness için bunu yapın. Her maç fitness bassanız. Her maç 700 coin bassanız güzel kardeşim. Yani ne kadar coin kârda olduğunu sen de zaten net bir şekilde biliyorsun. O yüzden bunları kullanarak arkadaşlar hızlı bir şekilde coinlerinizi arttırabilir, paket açarak oyundan keyif alabilirsiniz. Ben size verdiğim sözü tuttum. Şimdi sıra sizde. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Yarın Road to Zidane serimiz başlıyor. Hepinizin bilgisine. Bu arada şunu da videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi ben az çok tahmin ediyorum. Bir drama yaşanacak şimdi. Yok hele falan filan. Ya güzel kardeşim. Bu oyunda coin alana laf etmiyorsun. Hayvan gibi FIFA point alana laf etmiyorsun. Affedersin, gavat gibi defansa çekilip oynanı laf etmiyorsun. Birisi böyle çıkıp birilerinin kuyruğuna basınca hemen herkes havalanıyor. Abicim bunu herkes kullanıyor. Pro player'lar da kullanıyor. Krasi de kullandı. Ovi de kullandı. Twitter'da ifşa olan bir sürü pro player da var. Lütfen drama yaratmayın. Kullanan kullansın, kullanmayan kullanmasın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.